Kusura bakma, arayamadım. Şehir dışındayım. Oğlum, deliye döndüm meraktan. Yüreğime inecekti. Neden haber vermiyorsun nerede olduğunu? Haklısın anne, iş yoğunluğundan aklıma gelmedi. Sarp, bana bak. Bir şey mi var söyle. Ne olur kurbanın olayım söyle, bir şey mi var? Yok anne, bir şey iyiyim. Yok, bak öyle olmayacak. Sen nerede olduğunu söyle, ben geleceğim, göreceğim seni. Anne, daha İstanbul'a dönmedim. Geldiğim zaman ilk iş yanına gelip seni görmek olacak. Merak etme artık, olur mu? Çok şükürler olsun oğlum, sesini duydum. Ama ne olur beni korkutma bir daha böyle. Geldiğinde de hemen ara, seni bir göreyim, tamam mı? Yoksa içim rahat etmeyecek. Tamam anne. Hoş geldin. Hoş bulduk. Annenle mi konuşuyordun? Aha. İyi gördüm seni. Bayağı toparlamışsın kendini. 9 canlı adamsın deli oğlan. Yok ya, öyle abartılacak bir durum değildi. Öyle deme. Çok kan kaybetmiştin. Yani o vaziyette nasıl tek başına araba kullandın? Şaştım kaldım. Kullandık işte. Vallahi tek başına helal olsun diyorum. Tabii biri yardım etmediyse. Kim yardım edecek? Al yanak. Hı? Ne diyorsun sen? İyi kurtardın kendini diyorum. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Var mı bir ihtiyacın, bir emrin? Yok canım, estağfurullah. İyiyim ben. İyi. O zaman ben kaçtım deli olan. Eyvallah. Her şey yolunda mı? Bir sıkıntı yok. Mert seni nasıl burada anlayamadım. Onu nasıl kurtaracağımı düşüneyim derken benden hızlı çıktı. Ömer'in telefonunda var mı bir gelişme? Araştırıyorum. Sana haber veririm. Bir meselemiz daha var. Umut'un fotoğrafını ormanda kaybettim. Olay yeri öyle bir şey bulmadı. Emin misin? Öyle hatırlıyorum. Bulsaydı onlar bulurdu Sarp. Bir daha düşün. Tamam, konuşuruz sonra. Hayırdır? Bir uğrayayım dedim. Celal baba yok mu? Yok. Yalnız gelemez miyim? Söyle bakalım. Hastaya ne sorulmaz? Çorba.
Ne çorbası içeceğiz? Özel bir tarif aldım. Kurşun yarasına çok iyi geliyormuş. Eşyalarımı soracaktım. Ne yaptınız? Tamamen kurtulduk hepsinden. Yakıldı. Ne oldu ki? Hiç yok bir şey. Merak ettim. Ceplerini kontrol ettiler. Boştu. Senin bugün canın sıkkın gibi. Yo. İşler güçler işte. Nerede bu bıçak? Şimdi oradaydı. Biliyor musun evde de hep böyle oluyor. Bir şeyi arıyorum arıyorum bulamıyorum. Ondan sonra böyle alakasız bir yerden çıkıyor. Herkesin başına gelir. Ama inan ben çok fazla yaşıyorum bunu. Belki de birileri senden habersiz arkanı topluyordur Melek.